Efendim merhabalar. Dijital Stüdyo'nun yeni bir çekimiyle karşınızdayız. Her zamanki gibi yine çok ilgi çekici ve güncel bir konuyla sizlerin karşısındayız. Küresel ticaretin dijital dönüşümü. Ana başlığımız bu. Bugün yanımızda Atez Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kenan Güler var. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk Murat Bey. KPMG ile Atez Yazılım'ın bir işbirliği oldu. Bunun için de bugün bir araya geldik. Bunun lansmanı için bir araya geldik. Tabii işbirliğimizin potansiyel alanları ve bundan sonra yapacaklarımız ama bunun yanında dünyanın dijital dönüşümde, küresel ticarette nereye gittiğini de birlikte kısaca konuşacağız. Sizleri tanıyoruz. Biraz Atez Yazılım'ı kısaca bir tanıyabilir miyiz? Atez Yazılım aslında biraz açılımına girmek lazım. Akıllı tedarik zinciri yazılım teknoloji anonim şirketi. Tam dediğiniz gibi aslında tamamen ticaretin, sınır ötesi ticaretin dijitalleştirilmesiyle ilgili 2017 yılında kurulan bir şirket. Aslında İlk kurulma amacımız da, çıkış noktamız da blockchain teknolojisiydi. 2017'nin son çeyreğinde kurulduk. O günden bugüne de epeyce projeler yaptık, bitirdik. İyi bir yerde projemiz, bakanlık projemiz, Avusturya Ticaret Odası ile yaptığımız projeler, yine birkaç tane özel şirketle yaptığımız projeler. Ya bugüne geldiğimizde de Atez Ar-Ge Merkezi, alanında ilk kabul edilen, İyi Türk Quality programına kabul edilen bir şirket. Son günlerde bir başvuru yaptık. Umarım sonuçlanması da pozitif yönde olur. Türkcon denilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir programı var. O programda da ön elemeye geçtik. Şu anda jüri bekliyoruz. Bugün de 60'ın üzerinde mühendisimiz de bu işlemleri yürütmeye götürmeye çalışıyoruz. Tabii sadece yazılım değil. Ben bir gümrük müşaviriyim. Benim gibi arkadaşlarım da, uluslararası ticaret alanında olan arkadaşlarım da var. 2017'nin son çeyreğinde aynı paralelde blockchain o ekosistemi yeterli olmadığından dolayı İngiltere'de de kurmuştuk. Sonrasında Almanya geldi 2021. Çok yakın zamanda da Atez US'i kurduk ve şu an oradan da blockchain ve yapay zeka ile ilgili çalışmalarımızı oradan yürütmeyi planlıyoruz. Tebrikler, hayırlı olsun. Tabii bizim çok ilk kez tanışmıyoruz aslında. Evet. Türkiye Bilişim Vakfı blockchain platformunda beraber bu işlere çok kafa yorduk. Hem bakanlıkla hem kendi aramızda çalışma gruplarında. Sizlerin o anlamda yaptığı EBRD projelerini vesaire biliyoruz. Zaten bu yazılım kaynaklı işbirliği potansiyellerini beraber değerlendirdik. Biz de KPMG'de hem dünyada hem Türkiye'de hep konuştuğumuz şey. Çok fazla data var dış ticarette. Çok fazla belge var. Hani blok zinciri buradaki güveni ve hızı artırır ama bunun yanında sizden de duyarak aslında daha çok kullandığımız blockchain'i kullanabilmek için zaten dijital dönüşümü tamamlamış olmak lazım. Küresel ticaretteki bu işin dijital dönüşümünü de nasıl yaparız diye beraber konuştuk. Tabii sizin tarafınızda geliştirdiğiniz ürünleri KPMG'nin de hem yazılım ekipleriyle hem danışmanlık ekipleriyle destekleyerek müşterilerimize çözüm olarak sunmak üzere birlikteliğimizi de anons ettik. Ama biraz da ürünlerden bahsedelim. Yani müşterilerimizde ne gibi ihtiyaçlar oluyor? Çok uluslu şirketler hem ürünün göndericisi hem alıcısı kendisi oluyor. Dolayısıyla iki taraftaki datayı bir araya getirmek gerekiyor. Hem bunun dışında ölçme ve değerlendirme için kamunun da ihtiyaçları olduğu gibi büyük şirketlerin, ithalatçıların da oluyor. Buralarda Atez'in vaadinden biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle şu BJTR ile alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. Sayfalarca doküman okuduk biliyorsunuz. Hazırlıklar yaptık. Bildiğim kadarıyla 7-8 tane seminer çıkardık. Ve onların da hepsi aslında blockchain ama yine ticaretle alakalı belgeler. Akışla alakalı işleyişlerdi. 8 tanenin 7'si dış ticaretle ilgiliydi. Dış ticaretle ilgiliydi. Şimdi o çalışmalarda tabii biz 2017'de ilk blockchain'le çıktık ama baktık ki bu iş bir uçtan uca dijitalleşme olmadan blockchain'le alakalı kısmını çok bir yere getiremiyoruz. Yani biz şu an ürettiğimiz her şeyi blockchain ready olarak çıkarıyoruz. Ama biraz da know-how'dan, domain know-how'dan kaynaklı gümrük müşavirliği, uluslararası ticaret, lojistik, bunların hepsini bir karma haline ele aldığımızda bir holistic approach dediğimiz, bütünsel bir yaklaşım sergiledik. Çok basit anlamda siz ihracat datanızın benim ithalat datamı haline getirmeyle alakalı çalışma. Tabii bu şu an ihracat beyanını alıp ithalat beyanından bahsetmiyorum. Burada bazı tool'lar olması gerekiyor ki onu proses edip olması gerektiği şekilde vermek lazım. Biz aslında AGSV dediğimiz Autonomous Global Single Window esas başlığımız bu. Onun altında, o şemsiyenin altında ürünler yaratıyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Single Window dediğimiz zaman aslında tek pencere. Akta gümrükler gelir. Dünyanın neresinde olursanız olsun gümrükler gelir ve bu AGSV artık bizim tescilli markamız. Bunun altında da ürünlerimiz var. Ürünlerden bir tanesi tarif. Tarif şu an Avrupa Birliği 27, İngiltere, İsviçre ve Türkiye. Şimdi bakın bu söylediğim yapıların hepsinde biz API'larla anlık olarak bu dataları alabiliyoruz. Biliyorsunuz 27 ülke TARİK. Bizdeki Türk Gümrük Tarife Çetveli, işte İsviçre'deki TARES, İngiltere'deki HMRC. Biz TARİK'in altyapısına göre oradaki yapıyı kullanarak
bütün Türkiye'de tarik altyapısını getirmiş durumdayız. Ve İngilizce Türkçe hale getirmiş durumdayız bunu. Bu durumda aslında potansiyel e-ticarette kullanılması için de çok ciddi bir altyapı olmuyor mu? Çünkü çok doğru. Küçük ürünler bazında bu çok önem arz ediyor e-ticaret. Yani bir isim vermek istemem, bilmiyorum yani buradaki durumda, ama çok global bir oyuncu e-ticarette bizim müşterimiz. O noktada onlarla çalışmalar yapıyoruz ve bunları kullandırıyoruz. Ve çok daha ileri seviyede kullanılmasıyla ilgili. Yani sizin bir kobinizin yaptığı ihracatın yurt dışındaki Almanya'daki Hans'a giderken ben buradan bir ihracat datasını Türk Gümrük İdaresi'ne alıp işleyip sonra onu Alman Gümrük İdaresi'ne verebilecek ve Hans'ın da ödeyeceği vergiye kadar benim platformum bunu sağlayabiliyor. Bu bildiğimiz kadar dünyanın hiçbir yerinde yok. Diğer tarafta aslında çok önemli, bu işin tam merkezinde dediğimiz Logify dediğimiz ürünü alıp buluta koyduğumuz ama esas tüm article bazında ithalat ve ihracat ayrı ayrı alarak tarifesi varsa, atıyorum global bir şirketsiniz ve kendi departmanınız var. Biliyorum KPMG de galiba böyle tanımlamalar, HS Classification ile ilgili bir şeyler yapıyor. Biz de yapıyoruz bunları ama bazı firmalar kendi içerisinde yapıyor. Biz o ürünleri alıp tanımlayıp tariflerini koyup çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Tarifle Logify'ı entegre etmiş durumdayız. Herhangi bir tarifte yani mevzuatta herhangi bir değişiklik olduğu anda biz Logify'da diyoruz ki bir dakika bak şu ürünün tarifeden bahsetmiyorum. Tarifeler aynı olabilir ayrı. Şu ürünün değişti, vergi oranı değişti, KDV'si değişti veya şöyle bir veya ithalatında bir uygulama geldi. Anında bilgi veriyoruz ve kilitliyoruz. İlgili yerlerde bu bilgileri verebiliyoruz. Yani bizim Logify dediğimiz ürün bu işin merkezinde olan, yani bizim ürünlerimizin merkezinde olan ve mevzuat motoruyla beraber entegre olup dinamik halde olan, şu ana kadar böyle bir dinamik bir yapı olmadığını biliyoruz dünyada kontrol ettiğimiz kadarıyla. Statik yapılar var. Giriyorsunuz, değiştikçe değiştiriyorsunuz. Biz de onu yapıyoruz gümrük müşteri olarak. Maalesef bunu da burada söylemekte fayda var. Türkiye'de bir API bakanlığımız uygulamalarında veya resmi gazetelerini alamıyoruz. Bir girişimler var. Umarım yakın zamanda bunlar belirli bir yere gelir ve biz de API'larla yani datayı otomatik olarak alabiliriz. Bununla beraber Deklarant dediğimiz bir ürünümüz var. Bu da aslında bir middleware dediğimiz o beyanları alıp, iş emirlerini alıp, Logify'dan geçirip sonra da bunu gümrüğe beyan edebilir hale getiriyoruz. Bunların hepsi tabii alt tarafında onlarca ayrı parametresi var ve bunlar böyle çalışıyorlar. Deklarant'la da biz gümrük idaresi beyanın sunumunu yapabiliyoruz. Yine transitle ilgili ki çok önemli, çok değerli. O da TÜBİTAK projesidir. Transcode diye bir ürünümüz var. Transcode'da karayolundaki NCTS dediğimiz Avrupa Birliği'nin uygulamalarında hatta yakın zamanda Aether'la alakalı da çalışmalar olacak. NCTS'i otomatik olarak biz teminat yönetimini, araçtaki eşyanın T1'ini hatta şu an Şubat'tan bu yana da Avrupa'daki yapılan T2'leri de verebilmeye başladık. Ama bunun çok önemli bir uygulaması var yapay zeka. Bu kadar şey yapmak için aslında bir yapay zeka, robotik teknoloji birçok şey gerekiyor. Çünkü ister istemez bütün dünyadaki belge ve bilgi üretenler şu anda dijitalleşmiş değil. Bazı kağıtları alıp bunları dijital platforma aktarmanız ve buradan da aslında otomasyonla çıktıları beyanı vesaire üretmeniz gerekiyor. Buralarda da bunu gelişmeleriniz var. Mesela bunu ihracat beyannamesinde yapıyoruz. İhracat beyannamesini alıyoruz. Mesela sizden bahsetmiyorum ama ben diyeyim ki ben çok iyi transit beyannamesi T1'i yazıyorum. Ancak 20 dakikada yazabiliyorum. Yani bir araç içerisinde 5 tane ihracat beyannamesinin T1'ini hazırlamak için çay içmeyeceğim, su içmeyeceğim ve kendimi tamamen fokuslayarak 20 dakikanın altında yazamıyorum. Ama yapay zeka bize bunu 2 dakikanın altına indirdi. Çünkü ihracat beyannamesini okuyorum. Onları daha önce yapay zeka ile çalıştırdığımdan dolayı, tanımlamalarımı yaptığımdan dolayı işte Türk gümrükleri, Alman gümrükleri hatta onun için çok daha geniş bir çerçeve çalışması yaptık. Yani o çerçeve içerisinde hangi gümrük beyannamesini atarsan at artık okuyor ve istediğimiz datayı verebiliyor. Dakikalara indirdik bunu. Şimdi bunları uçtan uca aldığınızda ilk girişte söylediğim gibi ben bir ülkenin ihracat datasını, baştan ülkemden çıkıyorum, Türkiye'den çıkıyorum ama bu yarın öbür gün hiç önemli değil çünkü biliyorsunuz ki Gümrük Birliği'ndeyiz. 27 ülke. Hatta şu anda İngiltere. Bunları da koyalım. İsviçre. Orayı da çok iyi biliyoruz artık. Yani 30 tane ülkenin aslında birbiriyle olan ticaretinde biz datayı alıp datayı verebilir hale geliyoruz. Türkiye dış ticaretinin yarısını geçiyor bu ülkeler ya da yarısı kadar. Tabii ya işte %40-45'e oranlarında işte 25 milyon tane transit beyannamesi var. 2 milyonu falan Türkiye'ye gidiş geliştiriliyor. Yani yine %8-10'larda da orada varız. Biraz da sayılardan bahsedelim. Yani Türkiye'de 15 milyon tane ithalat ihracat transit antrop beyannamesi var. Almanya'da ithalat ihracat beyannamesi 389 milyon. Hollanda'da 189-190 milyon. İngiltere'de 100 milyon aşmış durumda. Şimdi biz 15 milyon burada konuşuyoruz. Ama dışarıda Avrupa Birliği, İngiltere veya biraz baktığın zaman milyara yakın deklarasyon var. Ve bizim aslında ürün, çıkardığımız bu uçtan uca uygulama tamamen öncelikle Avrupa Birliği. Yani fokuslandığımız 30 ülke. Çünkü Gümrük Birliği ve yaptığımız her şey buna çok uygun. Her şeyi çok iyi bilen bir yapımız var.
şunu da söylemeliyim, yani Türkiye'deki uygulamalardan kaynaklı felaket rahatız. Kaslarımız felaket gelişmiş durumda. Neden? Çünkü ben 54 tane kutucuğun hepsini doldurabilen bir durumdayım. Avrupa 25-26 tane dolduruyor. Öyle olunca ben çok rahatım. Yani biz de survive eden her yerde başarırız zaten. Çok belki işte Meksika gibi yerlerde aynı bizim gibi olacaktır ama işte bizim bundan sonraki gideceğimiz yerler Amerika'ya planlıyoruz. İşte Asya'da Japonya'ya planlıyoruz. Afrika'da planlıyoruz. Yani bazı planlarımız var ve buna göre de devam ediyoruz. Çok güzel. Yani belli ki planlarınız kabul görüyor ki aldığınız sertifikasyonlar, bakanlıklardan vesaire ve KPMG ile olan işbirliği de inşallah bunu taçlandıracak. Beraber müşterilere çözüm üreteceğiz. Efendim bugün Kenan Güler bizlerle beraberdi. Atez Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı. Uçtan uca dış ticaretin, küresel ticaretin dijitalleşmesi noktasında birlikte müşterilerimize değer katmaya hazırız. İnşallah faydalı bir işbirliği olacak hepimiz için. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için.